İşte analiz programı olarak Gaziantep'te Dipol Kimya'ya konuk olduk ve yanımızda Ömer Bey var. Ömer Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ömer Göbek, kimya mühendisi. Fırat Üniversitesi kimya mühendisi mezunuyum. 2013 yılından beri kimya sektöründe, özel sektörde özellikle faaliyet gösteriyorum. 5 yıl özel sektörde çalıştım. 2018 yılında kendi fabrikamı kurdum, kendi tesisimi kurdum. Kendi tesisim ilk günden beri ihracata yönelik ürettiğimiz ürünler var. Ve Gaziantep dünyanın halı ihracatı yapan merkezi. Bu bölgede de halının yan kimyasallarını üretiyoruz. İplik üretiminde kullanılan yan kimyasalları üretiyoruz. Spin finish yağını. Spin finish yağını Türkiye'de 5 firma üretiyor. Bunlardan bir tanesi Alman menşeili firma. 4 firma. Bu 4. firmanın içinde de biz de varız. Ve bu pazarda büyük bir yer edindik. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hizmet alanlarımız Dipol Kimya olarak spin finish yağı üretiyoruz. Polipropilen iplik üretim aşamasında yardımcı kimyasal kullanılıyor. Yani plastikten iplik üretim aşamasında bizim ürün kullanılıyor. O ürün olmadan da ürün elde edilmiyor. Bu aşamada kullanılıyor. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Özellikle hizmet verdiğimiz bölgeleri Gaziantep ve ihracata yönelik Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ülkelerine şu anda hizmet veriyoruz. Günümüzde sektörünüzle alakalı gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Halı sektörü çok inanılmaz bir boyut aldı. Bu konuda da biz de gereken atılımları yapıyoruz kimya firmaları olarak. Kalite politikanız nedir? İlk aldığımız tesisimize ilk giren ham maddenin analizi yapılır. Analizi okey onulduktan sonra işletmeye alırız. Üretimin reçetesi çıkarılır ve her firmanın özel kendisine has bir reçetesi vardır. Her firma önce ARGE çalışması yaparız. ARGE çalışmasından sonra firmada ürün denilir. Kabul edildikten sonra üretime geçirilir. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz ve bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz? 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ekibimiz özellikle bizim sektörümüz tehlikeli bir sektör olduğu için kimya sektörü kalifiyeli ve nitelikli eleman bulunduruyoruz. Tesisimizde benimle beraber 3 tane kimya mühendisi yani beyaz yakalı personel bulunduruyoruz. Sektörde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Ham maddemiz genelde ithal ediliyor. Ham madde tedariğinde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. İleriye yönelik hedeflerinizi anlatır mısınız? Halı sektörü yanında diğer sektörlere de yatırım yapmayı düşünüyoruz. Kimyasal sektöründe öncelikle ithalat, bizim anlamda ithalat alanını durdurup ihracata daha fazla yönelmemiz. Özellikle tekstil kimyasalları, deri kimyasalları, havuz kimyasalları gibi bu alanlarda da faaliyet göstereceğiz. Pandemi sürecinde üretmiş olduğunuz dezenfektanlar hakkında neler söylemek istersiniz? Pandemi sürecinde çok sıkıntılar yaşandı ülkelerde aslında. Biz DİSİGA Türkiye olarak çok hızlı adımlar yaptık. Dezenfektan üretimine başladık. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve %70 alkol, etil alkol bulunduruyor. Eli tahriş etmiyor. Çok hoş bir kokusu var. Çok güvenle kullanabiliriz. Ve ardından da kolonya üretimine başladık. Kolonyalarımız 80 derece, dezenfektanlarımız 70 derece. İhracata da yönelik 10 ülkeye şu anda ihracat yapıyoruz. Ham madde olarak kullanmış olduğunuz kimyasallar yurt dışı ürünü mü? Daha önce tamamen yurt dışından geliyordu ve çok yüksek maliyetlerde geliyordu. Türkiye, Gaziantep'teki üreticiler maliyetlerinden bahsedemiyorlardı. Bizim gibi yerli firmalar çıktığı zaman maliyetler çok düştü, ürün kalitesi çok düştü. Her firmanın istediğine göre bir ürün yapabiliyoruz. Bu yönde biz gereken altyapımızı hazırladık ARGE olarak. Ürünlerinizdeki renklendirmeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bizim ürettiğimiz ürünler bu şekilde renkleniyor. İplik renkleniyor bizim kimyasal yardımıyla. Bu şekilde de evlerimizde rengarenk görüyoruz.
Bazen kıyafette elektriklenme yaşarız. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Bu konuda biz kimyacılar girdik olaya. Antistatik ürünler üretiyoruz. Bu antistatik ürünler polipropilen, polyester gibi ürünlerde, yani plastik kökenli ürünlerde elektriklenmesini alıyor. Ürünün elektriklenmesini alıyor. Spin finish nedir? Plastikten, yani polipropilenden iplik üretilirken bizim ürün spin finish kullanılmak zorunda. Spin finish ve renklendirici var. Yani ana ham madde, renklendirici ve spin finish yağı vardır o kısımda. Yurt içi ve yurt dışı hizmet verdiğiniz kurum ve kuruluşlar var mı? Türkiye çapında 8 bakanlığa ürün verdik. UNESCO'ya çok fazla ürün yaptık. Birleşmiş Milletler'e ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de şu anda çalışıyoruz. Firma logonuzda bulunan Avrupa Birliği simgesini açıklar mısınız? Avrupa Birliği'ne şu anda ürün yapıyoruz. Avrupa Birliği'ni finanse edip Türkiye'de ve diğer ülkelerde, Suriye'de, Irak'ta ürün tedarik eden bir firmayız aslında. İleriye yönelik fabrikanızı büyütme planınız var mı? Dünyada üretilen halının iki tanesinden bir tanesi Gaziantep'te üretiliyor. Yani bu demek oluyor ki Gaziantep dünyanın halı merkezi, halı üretim merkezi. Bu alanda biz de gereken atılımları yapacağız kimyasal olarak. Biz de o sektöre destek vereceğiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle biz 2018 yılında ürettiğimiz ürünlerle bizi destekleyen firmalarımıza çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde biz belli bir seviyeye geldik ve bizim belli seviyeye geldiğimizden sonra da yeni firmaları da bünyemize katarak güçlenmeyi düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.